Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün farklı bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bursa'ya, Şükrü Bey'e balık gönderimi yapacağım ve birkaç malzeme istedi. Yapay bitki ve bu ısı derecelerinden istedi. Hem gönderirken de böyle bir video çekeyim istedim. Balık gönderimlerini nasıl yapıyorum? Baştan sona tek tek göstereyim istedim. Tabii ki öncelikle böyle listeyi yazıyorum. Karışıklık olmasın diye birkaç defa çünkü... Bir iki tane eksik balık gönderdim. Telefondan bakarak göndermeye çalıştım. Liste uzun olan kişilerde bir veya iki tane eksik balığım oldu. Tabii ki ya balık iadesi yaptım ya daha sonraki gönderilerde balıklarını gönderdim. O yüzden böyle bir yazıyorum artık. Ondan sonra tek tek üzerinden çizerekten listeyi tamamlamış oluyorum. İlk aşamamız bu şekilde. Şimdi ben balıkları tek tek yakalamaya başlayayım. Aşama aşama videoda göstereceğim size balıkları nasıl gönderdiğimi. Evet, balıklarımızı yakaladık. Tek tek, tür tür. Gold bilekler burada, iki dişi yek erkek. Galaxy Red metallerimiz bir çift burada. Moskova Electric Blue bir çift ve bir tane bronz çöpçü. Üç tane yerli lepistesimiz burada. Yerli lepistesinin bir tanesi Şükrü Bey çok seviyordu bu Yellow King Cobra çıkanlardan. Hatta onların yavrularını bekliyordu ama yeni gelen partideki erkeklerin içinde bir tane bundan vardı. Özellikle beğendiği için onu da koydum. 3 tane de dişi lepistesimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi poşetleri en fazla ben 5 tane balık koyuyorum. Yani şurada sadece 4 tane olan balık var. 5'in üzerine çıkmıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki daha önceden bilirsiniz geç ulaşan kargolar olabiliyor. Poşetin içindeki havanın bitmemesi anlamında 5 balığın üzerine çıkmıyorum. Garanti oluyor. Bugüne kadar da o şekilde hiçbir sorun yaşamadım. İkişerli, üçerli, dörderli en fazla 5 tane koyuyorum dediğim gibi. Ve bir tane yapay bitki, bir tane de derece istemişti. Onu da ayarladım. Şimdi bir tane koli seçeceğiz. 5 tane poşet olacak sonuçta. Bir de şunlar olacak. Bunları da yapay bitki de biraz sivri. Poşete delmemesi için zaten onu da ayrıca paketleyeceğim. Gidip buna uygun bir koli seçelim. Büyük bir koli seçmemiz lazım. Hem bana gelen paketler hem dükkanda bulduğum kolileri böyle sert, kullanışlı, sağlam kolileri böyle biriktiriyorum ben. Mesela şu koli bu gönderi için gayet uygundur. 5 tane ve o yapay bitkiler çok rahat sığar. Diğerleri şu anda biraz daha kısmen küçük. Şu an için en uygun koli bu. Buna göre paketlemeye başlayalım. Evet, paketleme için her şey hazır. Kolimiz burada. Bu poşetlerden kullanıyorum. Her balığı yani her kabı diyeyim ben size 3 poşet halinde yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Delinir, patlar, çatlar diye. Eskiden 2 poşetle yapıyordum. Bir keresinde bir 2 poşetinde delindiği bir durum oldu ama Allah'tan bir tane vatoz vardı ve içinde biraz su kalmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama ondan beri 3 poşet yapıyorum. Şimdi ben poşetlemeye geçeyim. Evet, ilk poşetimiz tamam. Dediğim gibi 3 poşet var. Bakın şimdi bak. En üstte bir tane var. Şöyle altta bağladığım yeri gösteriyorum. İkincinin bağlı yeri. Bir de bunun altında bir tane daha bağlanma yeri var. Şöyle göstermeye çalışayım. 3 poşet halinde yaptık. Hepsini böyle 3 poşet halinde yapıp gördüğünüz gibi az miktarda su, bol miktarda hava bırakıyorum üstünde. İşin püf noktası bu. Şöyle düşünün, kargoda bunlar atılıp tutuluyor, kendimizce kötü olduğunu düşünebiliriz. Evet, başka şeyler için de tehlikeli, kırılabilir eşyalar için de tehlikeli. Ama sırf ben bu yüzden 3 poşet yapıyorum. Bir de bunun üzerine bir tane daha göreceksiniz biraz sonra, havalı poşetlerden kaplayacağım. O atılma, tutulma, herhangi bir patlama, çatlamaya sebep olmayacak. Aksine balıklar o esnalarda havayla su birbirine karışacak ve balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yerine ulaşmasını sağlayacak. Yani bizim için o atma tutma kısmen iyi bir durum oluşturuyor. Tabii ki iyice paketledikten sonra. Şimdi ben paketlerin hepsini bitireyim. Sonra tekrar videoya devam ederiz. Balıklarımız güzelce poşetlendi. Altta 2 sıra var. Üstte de 3 sıra var. 5 tane poşet yapıldı. Şimdi şunu da dediğim gibi şu çıt çıtlı poşetlerle kaplayacağım. Poşetlere zarar vermesin, delmesin diye. Bu arada ben hava basmıyorum arkadaşlar poşetlere. Belki onu hemen sorarsanız aklınıza gelir. Zaten küçük balıklar olduğu için
O yüzden 4-5 tane balık koyuyorum en fazla. Bol miktarda hava bırakaraktan içine normal bir oksijen basma işlemi yapmıyorum. Onu da hemen belirteyim. Tabii daha büyük bir balık göndermek gerekirse ciklet grupları olsun, onlara diskus olsun, onlara hava basmak gerekiyor ama benimkiler küçük balıklar oldukları için öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Bugüne kadar 400'e yakın gönderi yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi şunu da bir paketleyeyim. Sonra en son gene bu çıt çıtlı havalı poşetlerle normal kolyeyi kaplayacağım. Onu da gösteririm size. Evet, yapay bitkimizi de güzelce paketledik. Şimdi önce bir kolyeyi kapatıp kolyeyi bantlayacağız. Evet, kolyemiz kapandı. Şöyle bir bantlama makinem de var benim. Şimdi üzerine şunları da iyice kapatabiliriz. Evet, işlem tamamdır. Her zaman söylediğim gibi top gibi oynasalar da hiçbir şey olmayacak şekilde balıklarımızı paketledik. Üzerine de şöyle kartımı koyuyorum. Daha önceden başıma gelmişti karga kaybolduğunda. İçinde koyuyordum ben sadece, üstüne koymuyordum. Sağ olsun kargodaki arkadaş paketi açıp kartvizitimden beni buldu YouTube'dan. Şimdi direkt üstüne koyuyorum. Herhangi bir barkod düşme, kaybolma anında oradan bana ulaşsınlar diye. Şimdi kargoya gidip teslim etmesi kaldı kargoyu. Oraya da giderken orada bir videoyu sonlandırırız artık. Evet, motorumuza yükledik. Camdan ben de görünüyorum. Şimdi kargoya gitme zamanı. Evet, kargomuzu geldik, teslim ettik. İnşallah sağ salim ulaşacaklar yerlerine. Şimdi videoyu hobi anında sonlandıralım gene. Biliyorsunuz dışarıda konuşmayı pek sevmiyorum. Evet, hobi geri geldik. Kargolarımızı teslim ettik. Dediğim gibi dışarıda konuşmayı pek fazla sevmiyorum. İnsanlar garip garip bakıyorlar. Telefonla böyle bir yerleri çeken bir insanı göründükleri zaman garipsiyor insanlar. O yüzden böyle videoyu burada bitireyim istedim. Balıklarımızı teslim ettim. Genelde ben şube teslim şeklinde tercih ediyorum kargoları göndermeyi. Daha sağlıklı oluyor. Daha sağlıklı kastım şu şekilde. Adrese teslim olduğu zaman atıyorum bugün kargo şubeye ulaşıyor. Ama tabii ki atıyorum geç saatte ulaşmıştır. Akşam üstüne doğru dağıtım bitmiştir. Ertesi sabah dağıtıma çıkıyor. Bir gün boşu boşuna balıklar poşetin içinde kalmış oluyor. Veya keza hadi bugün geldi dağıtıma çıktı. Arabanın içinde aktar dönder kargocular tabii ki başka kargolar bulmak için alt üst yapıyorlar. Durduk yere balıklar yol yapmış, zedelenmiş oluyorlar. O yüzden şube teslim daha garanti bence. Ama tabii ki bazı insanlar da, bazı arkadaşlar da hani çalışıyorum diyor, gidip alma ihtimalim yok diyor. Adrese teslim istiyor. Gene bu olumsuz yanlarını anlataraktan kabul ettikleri takdirde adrese teslim de gönderiyorum. Ama çoğunluk herkes de zaten şube teslim kabul ediyor. Gene bu kargolar da şube teslim şeklinde gitti. Bakalım, inşallah büyük ihtimalle Bursa'ya gidecek. Yarın orada olur diye tahmin ediyorum. Zaten ben internetten sürekli takip ediyorum. Yarın sabah kalktığım gibi internetten bakarım kargo takip numarasıyla nerede ulaşmış mı, ne olmuş diye. Zaten gönderdiğim kişilere de mesaj gidiyor. Kargonuz şubemize gelmiştir gibisinden. Onlar da öyle takip edebiliyor. Gene de ben bilgilendirme mesajlarını atıyorum onlara. Kargo şubeye ulaşmış veya yolda gibisinden. Bakalım. Sağ salim ulaşmalarını temenni ediyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar aşağı yukarı 400'e yakın kargo gönderdim. Ve öyle çok ciddi bir problemle hiç karşılaşmadım. Sadece biliyorsunuz kayıp olan kargo oldu. O bile sağ salim yerine ulaşmıştı. Bunlar da inşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan sağ salim sahiplerine ulaşırlar. Şöyle Oranda Japonumuzla, Kaliko Oranda Japonumuzla videoyu sonlandıralım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Bu kargo gönderimiyle ilgili merak ettiğiniz konuları böyle açıklığa kavuşturmaya çalıştım. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.